Eski Yunan Tarihi'ne giriş. 22. Ders 401 yılında ailedeki erkek çocukların küçüğü olan ve abisi Artaxerxes'ten sonra tahtı devralmış olan Pers kralı Kiros iktidardaydı. Kiros her zaman Pers şahı olmak istemiş ve annesi de bunun için çaba göstermişti. Ancak isteği gerçekleşmedi. Kararı kabul etmek için hazır değildi ve bu nedenle 401 yılında kendisini Perslerin başına geçirecek bir plan yaptı. Bu plana göre Yunan paralı askerlerinden oluşan büyük bir ordu kuracak ve bu orduyu abisi Artaxerxes'in ordusunu yenmesi ve kendisinin başa geçmesi için oyuna getirecekti. Daha sonradan anlaşıldığı üzere bu sefere katılanlardan birisi Ksenefon adında Atinalı bir süvariydi. Ve bu deneyimini Yunanca'da geri dönüş anlamına gelen Ana Baziz isimli eserinde anlatır. Yaklaşık 10 bin Yunan piyadesinin Pers İmparatorluğu'nun tam merkezine sefer düzenleyip Büyük kralın ordusunu nasıl bozguna uğrattığını ancak bu süre zarfında da Kiros'un öldürüldüğünü anlatan bir hikayedir. Bu seferin amacı Kiros'u kral yapmak olduğu için ölmesi dolayısıyla artık seferin hiçbir anlamı kalmamıştı. Burada sorulan soruysa şudur. Size bunu önceki dönem anlatmıştım. Bu 10 bin Yunan piyadesi ne yapmalıdır? Sonuç olarak generalleri öldürüldükten sonra kendilerine yeni bir general seçmişler ve eve dönmek için en kolay yol olan Karadeniz üzerinden geri dönmeye çalışmışlardı. Ve daha sonra da yaptıkları şey her neyse onu yapmışlardı. Bu çok önemli bir olaydı. Bence Kısenefo'nun anlattıkları birçok Yunan'ın zihninde büyük, güçlü ve zengin Yunan İmparatorluğu'nun dikkat çekecek derecede savunmasız olduğu düşüncesini uyandırdığı için çok önemliydi. Birçok kişi Yunanlıların durumu Perslerin aleyhine çevirmesi için Pers İmparatorluğunu işgal etmesi, Perslerin sahip olduğu zenginliği onlardan alması konusunda oldukça istekliydi. 4. yüzyılda ilerledikçe farklı konuşmacılar ortaya çıkacak ve Yunanlıların bunu gerçekten yapması gerektiği konusunda onları yüreklendirecek şekilde konuşacak ve yazacaktır. Atinalı hitabet eğitmeni olan İskrates bu zevksiz işi üstlenecek birini bulmaya çalışan en önemli kişiydi. Bunu birçok kez vurgulamış olmasının nedenlerinden biri de Yunanistan'ın bir süredir savaştan ve 4. yüzyılda giderek daha da yaygınlaşan demokratlarla oligarşikler arasındaki iç savaştan kaynaklanan yoksulluktan zarar görmüş olmalarıydı. Ve bu konudaki çözüm şu şekildeydi. Paraya ihtiyacınız varsa çalın. Bu nedenle parayı perslerden almak sorunlara bir nokta koyacaktı. Tabii ki Yunan şehirlerinden hiçbirisi şu anda incelediğimiz dönem boyunca Yunanistan'da İsokrates'in olmasını istediği gibi bir lider olamadı. Bu nedenle İsokrates yüzünü Yunanistan'ın geri kalanının ya da birçok Yunan'ın barbar olarak nitelendirdiği birine Makedonya kralı Filipos'a çevirdi. Ya İsokrates'in etkisiyle ya da gerçekten kendi isteği için Filipos, Pers İmparatorluğunu ele geçirmek niyetindeydi. Ancak bunu gerçekleştiremeden öldürüldü. Ve bu görev sonunda bunu gerçekleştirecek olan genç oğlu 3. Aleksandros'a kaldı. Şimdi 401'e geri dönelim ve size bahsettiğim şeyi başaran 10.000 Yunanların çıktığı sefere göz atalım. 10.000 Yunan piyadesinin böyle bir neden için hazır olması olasılığı, sanıyorum ki Peloponesos Savaşı'nın bir sonucudur. Bu bize savaşın insanları nasıl yerinden ettiğini ve birçoğunun yoksulluğa sürüklendiğini gösteriyor. Ve bu nedenle de bir Pers prensi için paralı bir asker olma fikri insanlara evlerinden ayrılmaları için yeterince çekici geliyordu. Bu durum Peloponez Savaşından önce gönenç içinde geçen yıllarda olma olasılığı çok daha düşük bir durumdu. Pekala. Bu bir kenara. Çünkü bu bir çeşit küçük gösteri ve Anadolu kıyı bölgesindeki Yunan şehirlerine olanları aslında çok da etkilemiyor. Ne olacağı önemli. Anımsarsınız, bu şehirler Peloponez Savaşı sırasında Atina'nın egemenliği altındaydı. Ve savaş bittiğinde Lysandros birçok durumda yönetimiyle geçirdi. Sonunda bu şehirlere ne olacağı konusunda bir karar verilmesi gerekiyordu. Çünkü Pers kralı halen daha bu şehirlerin kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. Spartalılar Peloponesos savaşı sırasında yüce kralla yapmış oldukları antlaşmalarda bu durumu kabul ettiler. Ancak artık Lysandros bu sözleri tutmak için hiçbir neden göremiyordu ve bu da en azından bir çatışmanın var olması demekti. Tabii ki bu şehirlerin en çok hoşuna gidecek olan kendilerine özellik verilmesiydi ve bu yönde bir istekte bulundular. Ve hem Perslerin hem de Spartalıların egemenliğini yersiz ve direniş gösterilecek bir durum olarak değerlendirdiler. Lidya ve Batı bölgesi Pers valisi olan Tisafernes, Yüce Kral adına yaptığını iddia ederek Batıdaki Yunan şehirlerine saldırdı. Ancak direnişle karşılaştı. Bu şehirler karşılığındaki en büyük tehlikenin o an için Persler olması dolayısıyla büyük muzaffer güç Sparta'ya dönerek yardım istediler. 400 ve 399 yıllarında Spartalılar general Tibron komutasında bir ordu gönderdi. Bu general Pers İmparatorluğu'na doğru ilerlemiş olan 10.000 kişiden 6.000'ini orduya almıştı. Ve eve fakirliğe dönmek yerine paralı asker olarak hizmet verecek yaklaşık 5000 kişi ve Peloponesos'u Spartalıların bu yıllarda yapmış oldukları bütün deniz aşırı faaliyetlerde hemen hemen hiç Spartalı yoktu. Deniz aşırı seferlerde riske atamayacak kadar az sayıda birlikleri vardı. Bu nedenle Peloponnesoslu müttefiklerini kullanıyorlardı. Bazen de paralı askerleri ve ayrıca size daha önce bahsettiğim Peloponesoslu ya da paralı asker olmayan insanları kullanıyorlardı. Bu savaşlarda kullanılan insanlara Neodamodes adı veriliyordu ve bu kişiler köle olan ancak sonra özgürlük verilerek Sparta için savaşmalarına izin verilen kişilerdi. Ve Neodamodes'leri deniz aşırı yerlere savaşmaya gönderme fikri Spartalılara çekici geliyordu. Çünkü bu sayede onları hem Lakonya'dan uzak tutuyorlar hem de kendilerine asker sağlıyorlardı. Bu nedenle böyle bir ordu Tibron'un yalnızca birkaç yıl önce Anadolu'da bulunan Yunan şehirlerini kontrol etmek için Spartalılarla ittifak yapmış olan Perslere karşı savaşmak için kullandığı bir orduydu. Bu sırada dikkatimizi denizlere vermek zorundayız. Özellikle de Kıbrıs adasına Derslere ait bir adaydı. Ancak adada belirli bir özelliğe sahip bazı şehirler bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi Evagoras adında kralı olan bir şehirdi. Evagoras hem kendisi hem de Kıbrıslılar için oldukça hırslıydı. Ve bu nedenle de Spartalılara karşı savaşmak konusunda istekliydi. Bu konuda kaynaklarımız hedefleri konusunda net bir şey söylemese de bunu büyük olasılıkla Yüce Kral adına yapmak istiyordu. Bu durumda söylenebilecek akla yakın bir tahmin Yüce Kral için iyi bir şey yaparsa karşılığında kralın aklınıza gelebilecek her şekilde teşekkür etmesi umudu olabilir. Bu teşekkür Kıbrıs'ı yönetmesine izin vermek ya da kim bilir belki de kendisini zenginliğe kavuşturmak şeklinde olurdu. Ancak Egos Potami'deki büyük yenilgide yer alan amirallerden biri Atinalı amiral Konon Kıbrıs adasına sığınmıştı. Bu savaştan kaçmış ve Atina'ya geri dönmemişti. Bütün donanmayı Egos Potami'de kaybetmiş biri olarak Atina'da kendisini çok da sağlıklı bir ortamın beklemediğini hissederek Konan'a iyi bakan ve çok iyi bir denizci olan Eva Goras'ın yanına gitmişti. Yunan tarihindeki en seçkin amirallerden biri olarak onun da Sparta'nın düşman olduğuna ilişkin düşüncesi devam ediyordu. Bu nedenle Yüce Kral'ın bir donanma kurması gerektiği konusunda ısrar ederek Eva Goras'a katıldı ve böylece Sparta donanması yenilecek ve Asya kendiliğinden Sparta tehdidinden kurtulacaktı. Ve bu da Perslerin yararına olacaktı. Ancak Konunun buradan hareketle başka umutların peşinde olduğuna dair bazı şüphelerim var. Aslında sonunda bu umutları da gerçekleşiyor. Bunlardan yeri geldiğinde bahsedeceğim. Pekala. Spartalıların orada kendi donanmaları vardı ve kral da kendisine ait yaklaşık 300 gemiden oluşan çok büyük bir donanma oluşturma fikrini kabul ederek çalışmalara başlamıştı. Ve donanmanın başına konunu geçirdi. Bu bakıldığında çok da akıllı bir hareketti. Çünkü Konon çok iyi bir amiraldi. Ancak Konon'un peşinde olduğu şeye baktığınızda belki de o kadar da akıllı bir davranış olmadığını anlayabilirsiniz. Bütün bu olaylar karşısında Spartalılar ücretleri yükseltme ve Anadolu'ya bir sefer düzenleme kararı aldılar. Tibron başarılı olamamıştı. Yaklaşık bir yıl sonra Spartalılar onun yerine Derkilidas adında başka bir general getirdi. Bu general biraz daha başarılıydı ama zafere ulaşamıyordu. Savaş beklenenden uzun sürüyordu ve bu nedenle Aegis'in oğlu olan yeni kral Ayesi Laos'u göndermeye karar verdiler. Ayesi Laos'un diğer özellikler arasında engelli doğmuş olması dikkat çekiyordu ve kraliyet ailesinden olmasaydı büyük ihtimalle yaşamasına izin verilmezdi. Ancak yaşadı ve hırslı ve saldırgan bir Sparta kralı haline geldi. Fiziksel cesaret ve güce ve Spartalıların yaptığı gibi askeri başarıya önem veren bir toplumda böyle bir engeliniz olduğunda normal bir Spartalı'dan iki katı daha saldırgan ve hırslı olmanız ucuz bir davranıştır. Her neyse Agesilaos böyleydi. Agesilaos'la Laos'la ilgili diğer bir ilginç nokta da Lysandros'un çadır arkadaşı olması. Bir sonraki olası kral olarak bakılan genç bir adamın arkadaşı olmasaydı Lysandros'un elde ettiği saygınlığa ve ona verilen kumanda yetkisine ulaşabileceğine inanmak oldukça güçtür. Ancak şimdiye kadar Lysandros'tan çok daha genç biri olsa da Agesilaos Laos saygılı görünüyordu. Ve her şey yolundaydı. Bu nedenle Spartalıların yaptığı gibi Agesilaos'u yeni bir sefere göndermek oradaki Perslilere karşı bir zafer kazanmak konusunda oldukça istekliydi. Açıkça Agesilaos'un kendisi ve bu sefer için çok büyük planları vardı. Sefer işe yaradığında Agesilaos, Boitia'da bulunan Aulis kasabasından donanmasıyla birlikte ayrılmayı tercih etti. Bu ismi hatırlayanınız var mı? Ve neden Laos'un Aulisten ayrılmak istemiş olabileceğine ilişkin bir fikri olan var mı? Anlatın bakalım. Doğru. Agamemnon Troya savaşı için Aulisten yola çıkmıştı. Efsanenin nasıl olduğunu anımsayın. Rüzgar Yunanlılara karşı kuvvetli esiyordu. Gemilerin kurtulmasına izin vermiyordu ve bir ermişe Tanrıların ne yapabileceklerini sorduklarında Tanrılar Küçük kızı İfigenia'yı Tanrı'ya kurban edene kadar gidemezsiniz demişti. Agamemnon küçük kızını kurban etti ve rüzgarlar dindi. Ve Agamemnon Troya'dan geri döndüğünde bedelini ödeyecekti. Ancak bu tam olarak Yunan donanmasıyla barbarların, Yunan olmayanların efsanelerinin en önemlilerinin yani Troyalıların karşılaşmasıydı ve terk ettikleri Aulis'ti. Ve Agesilaos bunu anımsatmak istedi.'' Yeni Agamemnon'du ve Perslere karşı Sparta donanmasını yönetmiyor, Yunanlıların sözcülüğünü yapıyordu. İşlenilen ilk suçun her neyse öcünü almak isteyen Yunanlıların lideriydi. Kesinlikle katı bir şekilde Spartalı olan ve kendisini neredeyse efsanevi bir düzeye yükseltecek bir şey için panhelenik bir hareket oluşturmaya çalışıyordu. Aslında bunun bir hata olduğu ortaya çıktı. Çünkü Tebahililerin lideri o sırada söyleyebileceğimiz kadarıyla Spartalılara düşman bir gruptu. Bu nedenle Agesilaos'un tebası oradan ayrılmadan önce kurbanları için sunakları hazırlarken bir Tebahili ordu gelmiş ve sunakları yerle bir ederek onlara kendilerini Boitia'ya kimin çağırdığını sorarak defolup gitmelerini söylemişti. Agesilaos aşağılandığını hissetmiş ve Aulis'ten gitmeye zorlanmıştı. Bütün bu olup bitenler hiç de düşlediği gibi güzel gitmiyordu. Bu çok önemliydi ve durumu kişisel olarak değerlendirdi. Hiç hoşuna gitmedi ve zannediyorum neyse kötü bir şaka yapacaktım ama boş verin. Olay üzerinde oldukça büyük bir etki bıraktı. Çünkü Agesi Laos hayatı boyunca Tebaye'ye düşman olacaktı. Ve fırsatını bulduğunda da onlara saldırarak yenmeye ve Sparta'ya bağlamaya çalışacak bir politika uygulayacaktı. Spartalılar için oldukça masraflı ve zararlı olan Sparta dış politikasının büyük bir bölümü Agesilaos'un tevahillerden öç alması üzerine kuruluydu. Asya'ya gitti ve Perslerle karşılaşmaya başladı. Her zamanki gibi epey başarılı oldu. Yunanlı hoblitler Persleri düz bir alanda yakalamayı başarabilirlerse onları yeniyorlardı. Birçok kez bunu gerçekleştirdi ancak hiçbir zaman bölgedeki Pers gücünü yok edebilecek kadar askeri savaşa sokmayı başaramadı. Dolayısıyla da zaferler belirleyici olmadı. Savaşı kazanamadılar, çatışmaları kazanabildiler. Ancak savaşı böyle kazanamazsınız. En azından o kazanamadı. Bu sırada Spartalılar için tahmin edebileceğiniz bir alanda yani denizde işler tersine dönmüştü. Pers donanmasının başındaki Konon oldukça önemli bir ada olan Rodos Adası'na doğru ilerlemiş ve bu adayı ele geçirerek geri almıştı. Bu adayı Spartalılardan geri aldı. Spartalılar nereye giderlerse gitsinler, anımsayacağınız gibi oligarşik hükümetler kuruyorlardı. Ve bu durumda başarılı Atinalı amiral oligarşik hükümeti kaldırarak yerine demokrasi getirmişti. Yüce kralın o anda rejimin ne olduğunu önemsemediğinden çok eminim. Çünkü tek istediği şey Spartalılardan kurtulmaktı ve bunu da başardı. Ancak bu doğallıkla Yunan sahnesinde Spartalılar için büyük bir yenilgi ve büyük bir mücadele anlamına geliyordu. En azından diğer Yunanlılara ne olabileceğini önceden bilen birinin Konon'un Sparta gücüne ve saldırganlığa direneceği açıktı. Ve eğer geri dönmek isterse bir ordusunun olması gerekiyordu. Spartalılar bu mücadele için donanmalarını güçlendirmeye başladılar ve sadece birkaç yıl sonrasına baktığımızda sanıyorum şu anda bakmamız gerektiği gibi bu donanma Kononun 394'te Knidos Savaşı'nda tümünü ortadan kaldırıp kesin şekilde yendiği donanmaydı. Bu olay uzun bir zaman Sparta'nın deniz savaşı yapma düşüncesine son verdi. Böylece hatırlarsanız daha önce Spartalıların seçim yapmak zorunda olduğu üç seçenekten söz etmiştik ki bir süreliğine deniz aşırı savaşlarda tamamen saldırgan olmayı seçmişlerdi. Artık bu geçerli değildi. Denizde yenildiyseniz rakiplerinizle mücadele edecek bir donanmanız yoksa bunu yapamazsınız. Aslında Yunanistan'daki olaylar nedeniyle kısa zamanda Agesi Laos komutasındaki orduyu geri çekmek zorunda kaldılar. Hiçbir Spart ordusu bir daha Asya'ya geri dönmedi. Artık ileriye bakıyoruz. Ancak buna neden olan olay Knidos'taki zaferdi. Doğal olarak dünyanın o noktasında Spartalılar yenilgiye uğrayınca Sparta egemenliği altındaki Yunan şehirleri de genel olarak ayaklanmaya başlamıştı. Ve bu durumda birkaç yıl boyunca Anadolu'daki Yunan şehirlerinde oldukça karmaşık koşullar boy gösterdi. Bazı şehirler Sparta yönetimi altında, bazı şehirler Pers yönetimi altında devam etmiş olabilirler. Ve şüphesiz ki bazıları da özellik olmuştur. Sayıları bilmiyoruz ve hepsinin bir karışımı şeklinde gelişen şeyler de olmuş olabilir. Bu noktaya parmak basıyorum. Çünkü daha sonra orada bir son uzlaşma yapıldığında herkesi kapsayan tek bir şeyi sona erdirmek yerine karmaşık bir duruma zorla uygulama yapılmıştı. Yine de söylediğim gibi bu şehirlerin birçoğu Pers egemenliğine geri döndü. Bizi Yunan tarihinde büyük bir olaya götüren durum bu. 395 yılında patlak veren ve 387-386 yıllarına doğru devam eden Korintos Savaşı diye adlandırılan savaş, bu şekilde adlandırılmasının nedeni savaşın karada geçen büyük Korintos şehrinin etrafında gerçekleşmesi, ancak bu Yunanistan'ın merkezi çevresindeki bütün şehirleri kapsayan bir savaştı. Bu savaşın çıkmasına neden olan şeyi en temel anlamıyla Sparta'nın diğer Yunan şehirlerine zalimce davranması ve bunun da çeşitli tepkilere neden olması şeklinde düşünmek adil bir yaklaşım olur. Bazılarını size hatırlatayım ve söz etmediğimiz birkaçından da şimdi bahsedelim. Anımsarsınız Korintos ve Tebae gibi Spartalı müttefikler, Peloponnesos Savaşı'nın bitiminden sonra Atina'dan gelen ganimetlerin paylaşım şeklinden hiç memnun kalmamışlardı. Ve memnuniyetsizlikler süre gelmekteydi. Hatırlarsınız eğer Atinalılara ne yapılması gerektiği konusunda Spartalılar onların isteklerini göz ardı ettiği ve kendi bildiklerini okudukları için bu iki şehir kırgındı. Sanıyorum bu dönemde Spartalı olmayanlarla yapılan her türlü ilişkide Spartalıların çok kibirli ve zor anlaşır olmaları büyük oranda mutsuzluk ve memnuniyetsizlik yarattığından da bahsettim. Bunlar bildiğiniz şeyler. 402 yılında Spartalılar Peloponesos'un kuzeybatı köşesinde yer alan Elis şehrine karşı bir savaş başlatmıştı. Olimpiyada bu bölgede bulunuyor Aklınızda canlandırmanıza yardımcı olmak için söylüyorum. Peloponnesos Birliği'ndeki oyunun geleneksel kurallarına göre hakları olduğu üzere müttefiklerine bu sefer de kendilerine katılmak üzere çağrıda bulundular. Tebai ve Korintos birliklerini göndermeyi reddetti. Bu Spartalılara karşı neredeyse bir başkaldırıydı. Aralarındaki antlaşmaların ihlali demekti. Ve size aralarında nasıl bir gerginlik olduğunu da gösteriyor aslında. Savaş bu devletler için can sıkıcıydı. Çünkü Spartalıların Elis'e saldırmasının nedeni kısmen aralarında eski bir dava olan bir sınır kasabasından dolayı sürmekte olan bir tartışmaydı. Ama bence bu bir çeşit intikamdı. Çünkü Peloponesos Savaşı sırasında Elis'liler hainlik yapmışlardı. 421 yılından sonra Nikias Barışı sırasında Aulis bir süreliğine Spartalılara karşı savaşmaya başlayan yeni ayrı bir gruba katılan dört demokrasiden biriydi. Büyük Mantinea Savaşında Spartalıların varlarının tartışma konusu olduğu bu savaşta Elis Sparta'nın düşmanlarının tarafındaydı. Spartalıların aniden saldırı kararı almasının ardında bu nedenler yatıyordu ve müttefikler en azından memnuniyetsiz olanlar bunu doğru bulmadı. Bu nedenle olayın gerisinde bu vardı ve bahsettiğim diğer bütün kızgınlıklar. Ancak bu yeterli değildi. Çünkü Spartalılara istediğiniz kadar kızgın olun ve Yunanlar üzerinde egemenlik kurma çalışmalarını baltalayın. Yine de onlarla yapılan savaştan galip çıkmanın kolay bir yolu yoktu. Memnuniyetsiz olan bütün bu şehir devletleri Tebai, Korintos ve daha sonra göreceğimiz gibi Atina birbirinden ayrıydılar. Hiçbir ortak etkinlikte yer almıyorlardı. Tek başlarına Spartalılarla boy ölçüşecek kadar güçlü de değillerdi. Ayrıca bir problem vardı. Bu kişilerle savaşmak istediğinizde paranız olması gerekiyordu. Ve hiçbirinde de bunu gerçekleştirecek kaynak yoktu. Bu nedenle Sparta'ya karşı bir savaşa girecek bir koalisyon oluşturmak gerekliydi. Bu karar Persler tarafından alındı. Büyük olasılıkla Pers kralı bölgedeki yeni Pers satrabı gibi görünse de hatırlarsınız Pers İmparatorluğu'nun batı yakasında iki satrap bulunuyordu. Bir tanesi başkenti Lidya'da Sardis olan satraplık ve diğeri de başkenti ya da bölgesi Helespont ve genel olarak Boğazlar olan satraplıktı. Pereponesos Savaşı'ndan eski dostumuz Farnabazus ve yeni Sardis satrabının her ikisi de bunun gerçekleşmesini istiyordu ve bu nedenle Rodos'lu bir Yunanlı buldular ve onu yanına bir miktar para vererek Yunan şehirlerine, Sparta'ya düşman olan ayrılıkçı liderleri bulup onlara para teklif etmesini söylediler. Rodos'un Yunanlıların yanına verdikleri para çok büyük bir miktar değildi ve herhangi bir savaşta yer almaya yetecek kadar da değildi. Ancak Pers kralının ve bu bölgedeki valilerinin Spartalılara karşı olduğunu ve Yunan dünyasında hoşunuza gitmeyen şeylere bir son vermenizi istediklerini göstermek için bir iyi niyet işareti olan bir paraydı bu. Ve kral sizi bu parayla destekleyecekti. Bunun sanıyorum daha sonradan kesinlikle çok önemli bir olay olduğu ortaya çıktı. Bu noktada Sparta'ya karşı insanların bulunduğu bir kasaba olan Argos'a gitti. Argos en azından 8. yüzyıla ve belki de daha eskiye uzanan geleneksel bir Sparta düşmanıydı. Ve görünüşe göre her yüzyılda bir kendilerini Sparta ile savaşırken buluyorlardı. Bu kez de 4. yüzyıldaki savaş zamanıydı. Argos da bir demokrasiydi ve bildiğiniz gibi bu gerekli bir şey. Korintos demokrasi değildi ancak onlar da kızgın olduklarından dolayı bu oyunu oynamak ve işe karışmak istiyorlardı. Tebai için yine hükümetin ne olduğunu söylemek zor. Bu süre boyunca oligarşi ve demokrasi birbirine çok yakın gibi görünüyordu. Ve bu nedenle de bazen bir taraf ve bazen de diğer taraf birbirine üstünlük sağlamış olabilir. Doğal olarak yeniden bir demokrasi olan Atina ama Atinalıların Spartalıları kızdırmamak için çok çok iyi nedenleri vardı. Donanmaları, surları ve paraları yoktu ve bu nedenle de Spartalılara karşı gelmek intihar gibi bir şey olurdu. Çünkü Spartalıların tüm yapması gereken Atika'ya doğru ilerlemekti ve onların hiçbir savunusu yoktu. Bu zamana kadar Spartalıları kızdırmamak için çok dikkatli davranmışlardı. Aslında 402 yılında Tebaililer ve Korintoslular Spartalılarla birlikte Elis'e gitmeyi reddettiğinde Atinalılar Spartalılarla aralarındaki antlaşmanın gereği olarak birliklerini göndermişti. Ancak yeni durum Atina'da bazı şeyleri değiştirdi. Hem de diğer şehirlerde yarattığı değişiklikten daha fazla. Artık yüce kral Persler düşman değildi. Persler Spartalılara karşı başlatmaya hazır olduklarında savaşı destekleyeceklerdi. Para dağıtıldığında belirtmem gerekir ki hiçbir savaş yoktu. Bu böyle bir eylemi başlatmak için bir çabaydı. Doğallıkla bu politikanın düşmanları paranın bu şekilde el değiştirmesini rüşvet olarak algılıyordu ve Yunan sisteminde ya da Yunan geleneğinde bazı pers paralarının bazılarının cebine girmesine karşı olan bir şey yoktu. Bana göre bunları gerçekten rüşvet olarak nitelendirmemeliyiz. Paranın büyük bir kısmı istenildiği şekilde bu liderleri Sparta'ya açılacak savaşı desteklemeleri konusunda kışkırtmak için kullanıldı her şekilde inandıkları bir şeydi. Dileklerini yerine getirebilmek için güvendikleri bir kaynaktı. Ama söylediğim gibi Yunanlılar yolda birkaç papel toplamanın yanlış olmadığını düşünüyorlardı. Yunanistan'ın orta kesimlerinde yer alan ve her ikisi de Boitia'ya Tebailler tarafından yöneltilen yere oldukça yakın olan Fokis ve Lokris isminde iki kent arasındaki sınırda savaş patladı. Bunun olasılıkla aslında kesinlikle Spartalıların Tebai'den kaynaklanan mutsuzluklarından kaynaklandığından eminim. Spartalılar Lokris'e karşı Fokis'e yardım ettiler. Tebai'nin Lokris'le müttefik olduğunu bildiklerinden savaş için bir bahane olmasını umdular. Bu onlar için Tebai'ye karşı savaş döneminden beri Spartalıları kızdıran tüm yaptıklarından dolayı ödeşmek için bir şanstı. Bu nedenle Sparta Boitia'yı işgal etti. Bu savaşı kazanmak için uyguladıkları strateji Boitia'yı iki yerden işgal etmekti. Bir ordu Yunanistan'dan Fokiyalılara yardım ettikleri Fokis ve Lokris bölgesinden geliyordu ve diğer ordu da Peloponesos'tan gönderildi. En sonunda 395 yılında Batı Boitia'nın batısında bulunan ve savaşın yapıldığı ve bu arada Lysandros'un savaşırken öldürüldüğü ve tarih sahnesinden silindiği yer olan Haliartos'tan geliyordu. Ancak bu olmadan önce Spartalıların Tebaillilere karşı savaşacakları çok belliyken Tebailliler Atina'ya gitmiş ve Atinalılardan yardım istemişti ve doğal olarak ki onlara çekici gelen bir durumları vardı. Tiran'ı yendiklerinde ve onları istifaya zorladıklarında Tirasi Bulos'a ve özgür Atinalılara yurt sağlayarak oynadıkları rolü hatırlattılar. Atinalılara savaştan sonra bütün Atinalıları yok etmeyi ve topraklarını alarak bütün her yeri büyük bir sığır çiftliğine dönüştürmeyi önerdikleri küçük kurultayı hatırlatmadıklarına dair içimde bir his var. Sanıyorum bunu unuttular. Söyledikleri şey artık Sparta'nın çok kötüye kullandığı esaretinden kurtulup Spartalıları alt etmek isteyen biz ve diğer şehirler yanında tekrar özgür polis olarak yer alabilirsiniz. Benim için şaşırtıcı olan şey olasılıkla orada bulunan Xenophon'un dediğine göre Atina Kurulu'nun oy birliğiyle lehte oy kullanmış olmasıdır. Doğal olarak şunu da belirtmeliyim ki bunu savunan Sparta'ya karşı bir isyana katılmayı savunan asıl kişinin muhteşem kahraman Tirasibulos Bulos olması gerçekten önemliydi. Tirasibulos Bulos daha önceden Spartalıları kızdırmamak konusunda en dikkatli liderlerden biriydi. Çünkü Atinalıların şu anda savaşamayacak durumda olduklarını biliyordu. Fakat Pers desteği ve Sparta'ya karşı bir koalisyon kurma olasılığıyla birlikte stratejik durum değiştiğinden Trasi Bulos %100 savaş yanlısı olarak ortaya çıktı. Ancak savaş lehine oy birliği mi? Atina Meclisi'nin bir yudum su için bile oy birliğiyle karar aldığına inanamıyorum. Bu bana göre inanılmaz bir şey. Öyleyse nasıl açıklayayım? Peki şimdi kurgulama yapacağım. Bence lehte çok kuvvetli duygular vardı ve çekici gelen şeyler de fazlaydı. Ancak korkmak için nedenler de vardı. Kaybederseniz bedeli çok ama çok ağır olabilir. Ancak sanıyorum duygular o an için çok kuvvetliydi ve o öneri lehine çok büyük bir çoğunluğun olduğu açık olduğu için kimse buna karşı görünmek istemedi.'' korkaklık ya da vatanını sevmeme olarak algılanabilirdi. Ve bu durumda olan insanlar kendi deneyimimden yola çıkarak söylüyorum herkes heyecanlı bir şekilde belirli bir yöne doğru giderken aynı fikirde değillermiş gibi görünmekten nefret ederler. Bu nedenle ben Ksenefon'un şaşırtıcı kanıtını böyle yorumluyorum. Ancak gerçek ne olursa olsun açık olan şey büyük coşku ezici çoğunluk ve önlerindeki savaşta kendi özellikleri için savaşmaya hazır oldukları gerçeğiydi. Böylece koalisyon nihayetinde oluşturuldu. Atina, Tevai, Korintos, Argos. Bunlar ana karadaki temel devletlerdi ve savaşın büyük bir kısmını onlar üstlenecekti. Ancak burada belirtmeliyiz ki bu koalisyona katılan başka yerler de vardı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Atika'nın batısında bulunan Euboea adası. Atinalılardan oldukça fazla etkilenmiş durumdaydılar. Çok büyük bir sürpriz değil ama yine de ilginç olan bir şey de Ege'nin kuzeyinde Kalkidike adasındaki bir kasabanın da bu anti-Sparta koalisyonuna katılmış olmasıydı. Ve benzer şekilde İyon denizinin kuzeyindeki Akarnania bölgesi de bu koalisyona katıldı ve sanıyorum bu Yunan dünyasında o dönemde çok fazla Sparta'ya karşı gelme duygusu olduğunu gösteriyor. Ve bu da herhangi bir devletin çok güçlü, kuvvetli, herkes için tehdit oluşturuyor gibi göründüğünde insanların o devleti yıkmak istediği genel bir durumdu. Siyaset bilimciler bunu şöyle açıklama eğilimindedirler. Zayıf devletlerin güçlülerin yanında olması olarak adlandırılan duruma ne deniyordu? Evet buldum. Denge. Kusura bakmayın. Siyaset bilimi terminolojisinde pek iyi değilim. Denge siyaseti olması gereken bir şey. Bu konudaki gerçekse hiçbir zaman hangi devletlerin ne tarafa yöneleceği bilinmez. Ancak bu durumda basitçe orada Sparta'ya karşı aşırı bir düşmanlık olduğunu ve hiç beklemediğiniz kişilerin bu birlikteliğe katıldığını vurgulamak istiyorum. Ancak gerçekten önemli olan bu dört devletti ve savaşta da en çok onlar savaştı. Savaşı detaylarıyla anlatmanın bir anlamı yok. Yalnızca söz edilmesi gerektiğini düşündüğüm birkaç şey söyleyeceğim. Aralarından en önemlisi bu savaşı nasıl kazanmanız gerektiğiydi. Her iki tarafında uyguladığı strateji neydi? Bu stratejilerin birbirlerine benzerlikleri de oldukça şaşırtıcıdır. Spartalılar Korintos kıstağının kontrolünü ele geçirmek istiyordu. Özellikle Korintos ve Megara kıstakları böylece Orta Yunanistan'a ulaşabilecekler ve Tebai ve Atika'ya, Atina ve Korintos'a karşı Boitia'da bulunan rakiplerini teker teker tam da kıstağın orada yenebileceklerdi. Diğerleri yani büyük dörtlü kölelerin ve perioykoyların isyan edebilecekleri Peloponesos'a gitmek istiyordu. Bu sayede Spartalıları orada yenebilir ve müttefiklerini Peloponesos'ta soyabilirlerdi. Temelde her bir taraf kıstağın denetimini ele geçirmek ve daha sonra da savaşı kendi lehlerine göre sonuçlandırmak istiyordu. İşin aslında hiçbirisi bunu yapmadı, yapamadı. Savaşın yıllarca süren büyük bir kısmı Korintos çevresinde geçti. Korintoslular tarafından Spartalıları dışarıda tutmak için duvarlar örüldü. Bunu uzunca bir sürede başardılar. Spartalılar duvarların bir kısmını yıkabildi ancak her şeyi alamadılar ve duvarları tamamen yıkamadılar ve o kadar süre boyunca olan biten bundan ibaretti. Yapılan bazı büyük savaşlar var. Bir tanesi savaşın hemen başlamasından sonra 394 yılında Korintos'un güneyinde bulunan Nemea'da gerçekleşti. Çok büyük, zorlu, standart bir Hoblit savaşıydı. Her iki tarafında güçlü orduları vardı ve her iki tarafta iyi ve kararlı bir şekilde savaşıyordu. Spartalılar teknik olarak kazanıyordu. Bu kimin kazandığını bildiğiniz zaferlerden biri. Çünkü bir taraf ödül dağıtıp ölülerini toplarken diğer taraf ölülerini toplamak için izin istiyordu. Ancak hiçbir stratejik sonucu olmayan zaferlerdendi. Taraflardan hiçbiri diğerini yok edemedi. Hiçbir taraf bir fark yaratmak için ulaşmak zorunda oldukları bölgeye gidemiyordu ve bence bu savaşın temel öyküsü bu. İleride Yunan Savaşı için ilginç sonuçlar olacak bir başka olaydan söz etmemiz gerek. Bu savaşta belirli bir noktada İfikrates adında sıra dışı bir general komutasındaki Atinalılar hafif silahlı birliklerden oluşan bir ordu kurdular. Bu orduda hoblitler yer almıyordu. Olasılıkla temel olarak hoblit zırhlı ve kalkanı olmayan ve diğer tarafa mermi atan atıcılardan oluşuyordu. Ancak bunlar aynı zamanda mızrak atıcıları ve okçu da olabilirdiler. Atıcı itici değil ve bu adamlar asla normal şekilde bir falanksla karşılaşamazdı. Ve normalde sıra dışı bir şekilde zarar bile veremezdi. Ancak İfikrates onları profesyonel bir kuvvet olarak eğitmişti ve böylece çok çabuk hareket edebiliyor. Bir falansa karşı hafif silahlı bir birlik için mümkün olduğu kadar etkin olacak şekilde bir birlik olarak bir arada bulunabiliyorlardı. Bu gerçekleşmiş ve İfikrates bütün bir Sparta bölüğünü çıkmaz sokağa sokacak şekilde yönlendirmişti. Ve tam anlamıyla İfikrates'in hafif silahlı kuvvetleri tarafından kurban edildiler. Peloponesos olarak adlandırılan Sparta ordusunun bu bölüğündeki yaklaşık 600 kişi yok edildi. Ve Yunan dünyası bu durum karşısında hayrete düştü. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Ve bu durum savaşlarda daha büyük bir rol oynayan iyi eğitilmiş hafif silahlı piyadelerin kullanımını artırdı. Temel kara savaşı şekli olarak falansları asla başka bir şeyle değiştirmediler. Ancak Peloponnesos Savaşı'nda yer aldıkları ve geçmişte genel olarak yapmaları beklenenden daha iyi performans sergileyebilen dört farklı kol olduğu için işler 4. yüzyılda daha da karışık bir hale gelmeye başlamıştı. Muhtemelen savaşta olanlar kadar önemli bir olaydan size daha önce bahsetmiştim. Pers donanmasının başındaki Konon, 394 yılında Kinidos Savaşı'nda Sparta donanmasını yenmişti. Ama ne yaptı? Şanlı donanmasını alıp Atina'ya geri gitti. Atinalılar duvarlarını yeniden örmeye başlamıştı ancak bu sefer Kononun askerleri ve onlara verdiği parasının yardımıyla. Duvarlar daha hızlı bir şekilde örülüyordu ve savaş bitmeden önce Atina yeniden duvarlarla kaplı bir şehir olacaktı. Duvarlarla kaplı limanı olan ve onları birbirine bağlayan uzun duvarları olan bir şehir, diğer bir deyişle bağımsız bir deniz politikasına sahip olmak Kono'nun kazandığı zafer sayesinde gerçekleşecekti. Ayrıca Pers donanmasını alıp Atina'ya gitti ve bu artık sizin donanmanız dedi. Ve birdenbire Atinalılar belki de yeniden Yunan dünyasındaki en büyük donanmaya sahip oldular. Benzer şekilde ya da daha ziyade bu durumun bir sonucu olarak en azından bir süredir bu kuvvetlerle ve etraflarında Konan'la birlikte Ege Denizi'nde egemenlik sağlayabilmiş olmalarından dolayı hele giden yolda kendilerine karşı acımasız olan bu ünlü adalara yeniden egemen olmuşlardı. Lemnos, Imbros ve Sikiros ayrıca Delos'ta bulunan kutsal Apollon adasını da ele geçirmişlerdi. Ayrıca önemli bir yeri olan Fios adasıyla ittifak yapmışlardı ve aniden Eski Atina Deniz Birliği için gerekli olan tüm temel şeylere sahip olmuşlardı. Muhtemelen buna imparatorluk demek isteyeceksiniz. Biraz daha açıklayayım. Daha sonraki yıllarda çok daha güçlü olsalar bile Eski Atina İmparatorluğunu asla yeniden kuramadılar. Atinalıların yalnızca barış ve savaş zamanlarında en büyük ve en iyi donanmasını oluşturmasını değil Aynı zamanda bunu devam ettirmesini sağlayan birlikte yer alan bütün devletlerin para verdiği ve gerçekten bir imparatorluk olduğu zamanlardaki güçlerine asla erişemediler. Bu noktaya asla ulaşamadılar. Deniz gücü olarak yeniden çok önemli bir noktaya geldiler. Yeniden çok önemli bir devlet haline geliyorlardı. Ancak her şeyi yoluna sokmuş olsalar bile hiçbir zaman o noktaya gelemediler. Ancak o günleri güzel günler ve bir şeylerin olması gerektiği gibi olduğu günler olarak değerlendiren ve gitmeleri gereken yerin imparatorluk olduğunu düşünen muhtemelen birçok Atinalı olduğunu da hatırlamamız lazım. Korintos Savaşı'nda ve sonrasında yaptıkları birçok şey bunun yaygın bir düşünce olduğunu gösteriyor. Hiç şüphesiz ki insanlar geçen sefer ne olduğuna ve sonuçlarına baktıklarında bu düşünceye karşı da bir düşmanlık vardı. Böyle bir politika yütmenin önemli sosyoekonomik siyasi anlamı vardı. Demokrasi anlamına geliyordu. Deniz demokrasisi, en uç demokrasi demekti. Ve birçok kişi özellikle de zenginler demokrasinin getirdiği yanlışları ve yenilgileri iyi hatırlıyordu. Platon'u okuduğunuzda özellikle de Atina demokrasisiyle ilgili yazdıklarını Hatta Aristo'da bile var bu insanların 5. yüzyılda Atina demokrasisinin neden olduklarına ilişkin çok eleştirel olduğunu, yenilgiden demokrasiyi sorumlu tuttuklarını ve genel anlamda siyasi görüşleriyle bir araya geldiğinde de demokrasinin çok kötü bir şey olduğunu görürsünüz. Ve bu durum sizin bu insanların demokratik hükümete karşı çok güçlü önyargıları olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Korintos Savaşı sırasında yaşanan diğer bir özel olayda daha sonra Yunan yaşamın üzerinde bazı etkileri olacak olan Korintos ve Argos şehirleri arasında savaş sırasında bir birleşme oluşturulmuş olmasıdır. Bu birleşmenin nedeni bütün savaşın Korintos civarına geçmesinden, bütün Korintos mallarının yerle bir edilmesinden ve Korintos'ta daha önce hiç görülmeyen bir fakirlikten doğan özel acil bir durumdan kaynaklanmıştır. Ortada karma karışık bir durum vardı. Başlangıcı 6. yüzyıla dayanan ve tüm 5. yüzyıl boyunca süre gelen ve büyük ölçüde iyi bir hükümet olarak düşünülen oligarşik hükümete bildiğimiz kadar Korintos Savaşı'na kadar dokunulmamıştı. Savaşın yarattığı kötü koşullar demokratik gibi görünen bir hizip yarattı. Bunlar yönetime ele geçirerek rakip liderleri gaddarca öldürdüler. Kutsal bir günde yaşanan hatırlardan silinmeyecek korkunç bir olaydı. Böylece bu olay gerçekleştikten sonra demokrasiyle yönetilen Argos ve söz ettiğim nedenlerle kuşatma altında olan Korintos'taki demokratik hükümet arasında bir anlaşma yapıldı. Ve bu ittifaka göre bir devletin vatandaşları diğer devletin de vatandaşları sayılıyordu. Yani kurumsal olarak Korintos'ta yaşıyorsanız ve Argos'a gidip Argos meclisine katılmak istiyorsanız buna hakkınız vardı. Tersi de geçerliydi bu tamamen yeni bir şeydi. Tek başına polis olma ya da diğer polisin başında olma düşüncesi dışında polis arası yönetim sorumlulukları paylaşma düşüncesi gerçekten yeniydi. Bir sonraki yüzyılda ve ondan sonraki yüzyılda olağan hale geldi. Bu defaki çok uzun sürmedi. Savaşın bir sonucu olarak yalnızca birkaç yıl sürdü ve savaş bittiğinde de sona ermişti. Ancak bu insanların ne düşündüklerine ilişkin bir göstergeydi. Yüzyılın ilerleyen yıllarında federasyonlar kurulduğunda göreceğiz. Federasyon biraz daha farklı ama sonuçta yine de bir yönden aynı. Federasyon esas üyelerin tarafından yerel güçlerin korunmasına izin veren ancak birden fazla tarafla oluşturulmuş merkezi bir yönetimden güç alan siyasi bir otoritedir. Amerikalılar olarak bunun nasıl olduğunu biraz biliyoruz. Ancak burada Arkadya Birliği, Akaya Birliği ve Etolya Birliği oluşmuştu. Ve aslında bizim kurucularımızın Amerika Anayasası'nı yazarken federal hükümetlerdeki bu denemeleri dikkatle okumuştu. Bu konuda elimizde sağlam deliller var. Bu konfederasyonlara ilişkin elimizdeki en iyi kanıtlar bu döneme ait değil. Daha sonraya, M.Ö. 3. ve 2. yüzyıllara aittir. Bunlara ilişkin açıklamalar Polybios'un eserlerinde bulunabilir. İlgilenirseniz diye söylüyorum. Bu nedenle Polybios anayasayı yazan Amerika'nın kurucuları için oldukça önemli biridir. Ancak yalnızca bir anlaşma değil de ortak vatandaşlık temeline dayalı bu devletler arası işbirliğinin ilk tohumları savaş sırasında Korintos ve Argos arasında yapılan ittifaka dayanıyordu. Savaş devam ettikçe hiçbir tarafın üstünlük sağlamadığı daha da net hale geldi. Ancak savaşın sona ermesinde önemli bir rol oynayan başka bir şey olmuştu. Atina'nın denizlerdeki kontrolü Atina'yı hızla o kadar güçlendiriyordu ki bu M.Ö. 5. yüzyılda Atina'nın komşularına ve rakiplerine korku salmasına benziyordu. Sparta'ya karşı bir araya gelmek için Sparta karşıtı grupları bir araya getirerek savaşı başlatan ve savaş süresince genel anlamda bunu destekleyen Persler, Atinalıların Sparta'dan daha ürkütücü olmaya başladığını düşünmeye başladı. Sparta deniz işinden çekilmişti ve geri dönmesi de pek olası değildi. Bir donanmanız yoksa Perslileri çok da fazla tehdit edemezsiniz en azından 3. Aleksandros yani İskender gelene ve bunu yapmanın bir yolunu bulana kadar. Bütün bunlar hiçbir yere gitmediği için bu savaştan gerçekten çıkmak isteyen Spartalılara barışı getirecekleri umudunu vermişti. Ve Spartalılar Perslilerin yardımıyla barış yapmaya çalışıyorlardı. Bu aşamada sahneye çıkan Antalkidas adında bir Spartalı siyasi bir kişilik vardı ve hayatında göreceğimiz gibi onun hakkında ne zaman bir şey duysak her zaman Sparta'nın hırslarını zapt etmeye ve deniz aşırı sefer kararı olasılığını önlemeye ve hem bana hem de birçok bilgine göre de Peloponesos'un bile çok dışına çıkmamaya çalışıyordu.'' Aslında Spartalıların Agisela olsun saldırgan politikasının bir parçası olarak başlattığı ve işe yaramayan bu savaş olarak öne çıkan gelenekçi bir bakış açısını temsil ediyor gibi görünüyordu. Spartalılar sürekli savaşıyor, sürekli kayıp veriyor ve müttefikleri gittikçe huzursuzlanıyordu ve olana bakın. Her şeyin sorumlusu olan Sparta aniden neredeyse savunmaya geçiyor. Bütün bu nedenlerden dolayı bu cesur politikaya karşı çıkılıyordu. Ve bunun da temsilcisi Antalkidas'tı. Pers Kralı ile yapacağı barış görüşmesi için Sparta Meclisi'nin ya da Sparta Senatosu'nun desteğini almaya çalışıyordu. Genelde işe yaramadı. Çünkü düşmanlar özellikle Atina ve Tevai'yi ve belki de diğerleri Korintos ve Argos'ta var tabii ki ve size neden dahil olduklarını birazdan söyleyeceğim. Spartalıların bakış açısından yapılması gerekeni yapmaya hazır değildi. Spartalıların aslında istediği bu koalisyonu ve bütün Sparta karşıtı koalisyonları bozmaktı. Bu Sparta için işin gerçek sonucuydu. Bu kişilere dokunamayacaksanız barış yapmanın ne anlamı var? Tüm olup bitenin gelecekte yeniden olmamasını kim sağlayacak? Bu gerçek sonuçtu ve Yunanlıları ödün vermeye ikna edemediler. Bu nedenle savaş devam etti ve olayların kötüye gitmesinin haricinde hiçbir şey değişmedi. Bu sefer Antalkidas barış görüşmeleri yapıyordu ve bu görüşmeleri yüce Pers kralı ile yapıyordu. Pers kralı büyük tehdidin nereden geldiği konusunda fikrini değiştirdi. 390'lı yıllarda bu dönemin ikinci yarısında Trasi Bulos Ege Denizi'nin tamamında deniz savaşları yapmış ve eskiden Atina egemenliğinde olan şehirleri teker teker alarak tekrar Atina'nın egemenliğine girmelerini sağlamıştı. Hatta yeniden onlardan para toplamaya başlamıştı. Atinalıların Peloponnesos Savaşı'nın sonunda yaptıkları bir şeyi yaptı. Helespontos ve Dardanelles'te gümrük dairesi kurarak geçen her gemiden Atinalılar için vergi aldı. Böylece Persiya'da Atinalıların imparatorluklarını yeniden kurmaları için geri geldikleri ve onları durdurmaları gerektiği ve takip eden olaylardan anlaşıldığı üzere Spartalıların onlar için daha güvenli olduğu fikri uyandı. Ve bana kalırsa bu düşünce Yüce Kral'ın gelip de göreceğimiz gibi Sparta'nın bütün uluslararası örgütlerin kaldırılması yönündeki ihtiyaçlarını karşılayan Yunanistan'da bir barış yapılması fikrini neden desteklediği konusunda belki de tek önemli neden buydu. Belli ki dört devletten oluşan ve savaşı yöneten birlik sona ermeliydi. Ancak bunun yanı sıra Spartalılar için özellikle hassas bir konu olan Argos ve Korintos arasındaki ittifak da sona ermeliydi. Hemen yan komşularıydı. Argos Korintoslu olan birliğinden dolayı güçlenebilirdi ve bunun devam etmesine izin verilirse gelecekte bir sorun yaratırdı. Bu nedenle bozulmak zorundaydı. Tebai tabii ki Spartalılar için çok büyük bir sorundu ve barış yapılmadan önce Teba'ililerin Boyutya'nın egemenliğinden vazgeçmesi için ısrar ettiler. Bu savaşı Tebaililerin başta olduğu ve Boitia'nın çoğunun kontrolünü ellerinde bulundurdukları ve Tebai gücünü azaltmak için parçalanması gereken eski Boitia birliğini yeniden kurmak için bir fırsat olarak kullandılar. Aslında Spartalılar Atinalıların savaş sırasında kazandıkları şeylerden vazgeçmesini istedi ancak bunu gerçekleştiremedi. Atinalılar kolay kolay meydan okunmayacak bir alanda hala çok güçlüydüler. Yani denizlerdeki egemendiler. Bu nedenle bir barış yapılacaksa bir anlaşmaya varmak gerekiyordu. Atinalılar Lemnos, Sikiros ve İmros'u ellerinde tutmalarına izin verilmezse katılmayacaklardı. Böylece buna izin verildi. Barış yapıldı ve en önemli kısma gelindi. Xenophon, Kral Artaxerkes'in Yunanlılara gönderdiği ve aslında barışı getiren araç olan mesajı aynen aktarır. Kral... Artak Serkes, Asya'daki şehirlerin ve Klazomenay ve Kıbrıs adalarının kendisine ait olduğunu ve ayrıca diğer irili ufaklı bütün Yunan şehirlerine özertlik verileceğini söylemektedir. Dikkat edin, bu çok önemli. Bu barış özertlik ilkesiyle ilgiliydi. Özertlik, Kral Nemnos, İmbros ve Sikiros önceden olduğu gibi Atina'ya ait olacaktı. Bu barışa ilişkin herhangi bir itiraz olan varsa aynı fikirde olanlarla birlikte hem karada hem de denizde hem gemilerle hem de parayla onlara savaş açarım demesi haricinde hiçbir şekilde ihlal edilmeyecekti. Eski zaman yazarları ve modern zaman yazarları bu barışın adına ilişkin anlaşmazlığa düştüler. Bazıları buna Antalkidas Barışı derken pek çok kişi de sanırım daha fazla kişi kararlarında haklı olarak buna Kralın Barışı adını verdiler. Bu bir görüşmenin ürünü değildi ve kral bu böyle olsa bile oldukça dikkatliydi. Ancak kendisi bunu böyle görmediğini açıklığa kavuşturmak konusunda oldukça dikkatliydi. Bu Yunan şehirlerine kral tarafından verilmiş bir emirdi ve kral Böyle olacaksınız. Bunu ben diyorum ve eğer hoşunuza gitmezse sizi hezimete uğratırım diyordu. Alınan mesaj buydu. Ancak doğallıkla bunu söyleyebilmesindeki neden kendisine olan güveninin yanı sıra barış ortağının Sparta olmasıydı. Diğer herkes pahasına hem Perslere ve hem de Sparta'ya çıkar sağlayacak bir barıştı bu. Spartalılar bunu Yunanistan'ı istedikleri gibi yönetmek için izin olarak algıladılar kimsenin Spartalılara Peloponesos birliğini dağıtmak zorunda olduklarını söylemediğine ve bunun hiçbir şekilde özelliği bozmak anlamına gelmediğine dikkatinizi çekerim. Sonuçlarının arasında Asya'daki Yunanlıların ilk ve son kez Yunan şehir devletleri tarafından terk edilmiş olması olsa da olmasa da barışın yapısı buydu. Ve bu da doğal olarak nihayetinde 3. Aleksandros yani İskender her İmparatorluğunu ele geçirdiğinde kendi kurallarını uygulayana kadar genel anlamda Sparta anlamına geliyordu. Boitia birliği dağıldı, Argos ve Korintos ayrıldı ve Atina sözü geçen adalar dışında tüm kazandıklarını kaybetti. Sparta bir anlamda Yunan ana karasındaki duruma ilişkin daha büyük bir kontrolü yeniden ele geçirdi. Artık Yüce Kralın bir çeşit ortağı olarak Yunanistan'ın hakimiydi ve Yüce Kral Yunanistan'ı aslında hiçbir müdahale olmadan Spartalılara bırakıyordu. Bunu nasıl yaptı? Peloponesos Savaşı'nı kazanmak için yaptıkları şekilde Sparta'nın düşmanlarından biri Medizel yani Pers sempatizanı oldukları için bunu söyleyecekti. İşi Persliler için onlar yapmıştı ve Yunanlılara karşı Perslilerle işbirliği yapmışlardı. Bu doğal olarak Spartalıların bunu nasıl gördüğüydü. Buna benzer bir şey. Sanıyorum Plutarkos'un anlattıklarında doğru gibi gözükmeyen bir şey vardı. Biz metleşmedik, Spartalılaşan Perslerdi diyordu. Ancak bu çok ılımlı bir yaklaşım. Kuşkusuz geçmişe dönüp bakarsanız Pers savaşından yalnızca 100 yıl sonrasından söz ediyoruz ve bu Pers savaşlarının tersine dönmüş haliydi. Yunanlılar Pers savaşlarını kazanmıştı ve bunun kanıtı da hayatta kalmak isteyen ve Yunanlıların Pers İmparatorluğu'nun kıyı kesimlerinde yaptıkları şeylere karşılık hiçbir şey yapamayan yüce kralı Avrupa dışına kadar kovalamalarıydı. Şimdi de Pers kralı Yunanlılara ne yapmaları gerektiğini söylüyordu. Bu durum yaygın bir biçimde büyük utanç nedeni olarak görüldü ve Sparta'ya dost olmayan kişiler tarafından da bütün bu olanlardan sorumlu olan Spartalılara karşı bir öfke nedeni olarak algılandı. Ancak Spartalılar bunu fazla önemsemedi. Çünkü Sparta'da egemen güç olan Ages Laos ve taraftarlarının istediği gücü uygulayacakları bir konumdaydılar. Bu nedenle 385 yılında Spartalıları Mantinea şehrine saldırırken görüyoruz. Bir kez daha öykü 402 yılındaki Aulis öyküsüne benziyor. Bu sefer Mantinea 421 yılında Sparta'ya karşı kurulan dörtlü ittifakta yer alan Pereponesos'taki şehirlerden biri olmuştu. Ve 418 yılında Sparta varlığını oldukça tehdit eden büyük savaş Mantinea bölgesinde yapılmıştı. Demokratik bir tarihi ve eğilimleri vardı. Bu nedenle hiçbir neden olmadan Spartalılar bölgeyi işgal etti. Şehri kuşattı ve son olarak da Mantinea'ya akan nehir sularını surların temelini çürütecek bir noktaya yönlendirdi. Ve bu şekilde teslim olmak zorunda kaldılar. Kısinefon'un bu olaydan çıkardığı savaşla ilgili önemli bir ders var. Ve anlattıklarında şu sonuca varıyor. Bu olay size şehrinizi nehir kenarına kurmamanız gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle eğer böyle bir planınız varsa bunu aklınızda bulundurun. Ardından kısa bir süre sonra Spartalılar Peloponesos'taki başka bir şehre, Korintos'un güneybatısında bulunan ve ne çok büyük ne de çok küçük olan Filius şehrine saldırdılar. Ve burada ortaya çıkan şey de Filiusluların Spartalıların sevmediği bir şeyi yapmış olması ve bir süredir demokrasiyle yönetiliyor olmalarıydı. Kral Agesilaos temel olarak savaştan ve şehri kuşattıktan sonra hükümeti kaldırdı. Kolay bir iş değildi. Pahalı ve zaman alan bir işti. Ancak zafer kazandılar. Ve Agesilaos yeni kurulan hükümeti yalnızca oligarşiklerden değil aynı zamanda kendi kişisel arkadaşlarından oluşan bir grupla kurdu. Baktığınızda bu bize tarihte Peloponesos Savaşı'nın sonunda Lysandros'un yapmış olduğu şeyi ve sonrasında da şehirde arkadaşlarından oluşan 10 kişiyle kurulan hükümeti hatırlatıyor. Bu sayede yalnızca Sparta taraftarı olmamışlar aynı zamanda Lysandros taraftarı da olmuş oluyorlardı. Agesilaos Filius da aynı şeyi yaptı ve üstelik orası bunu yaptığı tek yerde değildi. Bu dönemde Sparta gücü kontrol altına alınamadıkça kötülük kötülüğü kovaladı. Kalkidiki Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan Olintos şehri aslında bölgede bulunan şehirler üzerinde kendisini egemen güç olarak ilan ederek yarımadanın denetimini ele geçiriyordu. 383 yılında bölgede bulunan birkaç şehir Spartalılara giderek Olintosluların yaptıklarından yakındılar ve Spartalıları onları savunması ve olaylara bir son vermesi için kralın barışını başvuruları için bir temel olarak kullanarak kışkırttılar. Bu özelliklerine karşı yapılmış bir saldırıydı. Spartalılar kralın barışına göre Yunan özelliğinin destekçisiydiler ve bu nedenle bir kuvvet göndermeliydiler. Spartalılar kendinden istenileni yaptı ve 382'den 379'a kadar süren savaş sırasında Olintos'u yenerek konfederasyonu dağıttılar ve Sparta Birliği dışındaki bütün birlik oluşturma fikrini yok ettiler. Kuzeydoğu'ya doğru bence en ünlü olan Kalkidiki'ye doğru uzanan bu hareketle ilişkili olan bir olay vardı. Birkaç etkinlikten oluşan küçük bir yarışma vardı. Ancak bu dönemde Sparta yemenliğini ve kibrini temsil eden en ünlü olay, görünüşte Kalkidike'deki Sparta ordusunu güçlendirmek için bir Sparta kuvveti gönderilmesiydi. FoI Bidas adında bir general tarafından yönetiliyordu. Normalde seçilen bir güzergah olmayan ve kendisini Tebai şehrinin yakınında bir yere götüren bir güzergahta kuzeye doğru ilerlerken gece kamp kurdu. Ve yoluna devam ederken Tebai hükümetinden önemli biri bir oligarşik bir Sparta dostu kendisiyle temasa geçti. Ertesi gün Sparta ordusu Kadmea olarak adlandırılan Teba'yı kalesini kuşattı. Bunu kutsal bir günde yaptılar. İnsanlar bir bayram kutlaması yapıyordu. Herkes kutlama yapan kişilerin durumundaydı. Kimse hazırlıklı değildi. Şehri aldılar. Spartalıları davet eden egemen tarafın düşmanlarından kaçamayanlar ölüm cezasına çarptırıldı. Spartalılar Kadmea'da bir garnizon bırakarak şehri kontrol altına aldı ve daha sonra şehri piyonları yönetti. Bu Sparta Meclisi tarafından belirlenmiş bir şey değildi ve Sparta yetkililerinin ya da halkının verdiği bir politika kararının bir sonucu da değildi. Foy Bidas, Sparta'ya geri döndüğünde yargılandı ve doğal olarak Yunan dünyasında Sparta'ya karşı büyük bir öfke vardı. Foy Bidas'ı yargılamak için gerçek bir neden yoktu. Ancak Agesilaos'un ayrılıkçı grubun bir üyesi olmamasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde Agesilaos duruşmada ayağa kalktı ve şunları söyledi: Sizler yanlıştan bahsediyorsunuz. Yaptığı şey Sparta için iyi miydi yoksa kötü müydü? Belli ki iyi bir şey yaptı. Neden onu cezalandırmak istiyorsunuz ki? Ağır ceza verilmedi. Hafif para cezasına ya da en azından bir para cezasına çarptırıldı. Ödeyip ödemediğini de bilmiyoruz. Her durumda önemli olan şey Sparta'nın kendisinin ne yapacağıydı. Orada Kadmea'da bir garnizon bırakmıştı. Yanlış olduğunu düşünselerdi, Foy Bidas'ın yaptığı şeyin Sparta politikasını yansıtmadığını düşünselerdi garnizonu geri çekmeleri gerekirdi. Garnizon orada kaldı ve artık orası Sparta'nındı. Bu bütün Yunan dünyasında çalkalanan bir şey olmuştu. Barış döneminde hiçbir mazeret olmadan yapılan en kötü şey olarak hatırlarda kaldı. Gidip başka bir şehri, eski bir şehri, mükemmel bir şehri zapt etmişler ve geri çekilmeyi reddetmişlerdi. Son olarak buna benzer bir tane daha örnek verebiliriz. Tebai'deki hükümet zorbaydı ve insanlara kötü davranıyordu. Kaçanlardan bazıları Atina'da 30 tiranlar zamanında olanların tersini yaptı. Atina'ya kaçtılar ve doğallıkla Atinalılar onları destekledi ve korudu. Daha sonra 379 yılında sürgünlerden oluşan küçük bir grup Tebai'ye gizlice girip Kadmea'ya giderek karanlık bastığında kimseye görünmeden şehirdeki oligarşik liderleri öldürmek ve bir grup Spartalı'yı kovup şehri özgürlüğüne kavuşturmak için zekice bir plan yaptı. Tebaililer özgürlüklerine ve demokrasiye kavuştular. Çünkü bu insanlar gittikçe artan bir şekilde demokratik bir gruba katılıyordu. Demokratsanız Sparta karşıtısınız, oligarşikseniz Sparta taraftarısınız demekti. Ve bütün bu olup bitenler daha sonra göreceğimiz bir şeyin başlangıcıydı. Yani tevai gücünün çiçeklenmesi. Tevaililer daha da güçlendikçe bu durumla karşılaşacaktı. Ancak benim Foibidas olayının tekrarlanması olarak bahsetmek istediğim olay, 379 yılında Boytya'da bulunan garnizonların birindeki Spodirias adındaki Spartalı bir askeri yöneticinin gece kuvvetleri alıp Atika'ya ilerlemesiydi. Görünüşte planı Pireus'a ulaşmak ve ulaştıktan sonra denizden limanlarıyla olan bağlantılarını kesecekleri bu durum onların Atina'nın kontrolünü ele geçirmesini sağlayacaktı. Ancak bunu doğru düzgün yapamadı. Sabah gün ışıdığında hala görüş alanı içindeydiler ve Pireus'tan miller, miller uzaktaydılar. Bütün yapabildiği Atina topraklarına zarar vermek ve geri dönmek oldu. Eve tekrar geri döndüğünde Sparta meclisinden ya da Gerusya veya eforlardan bir şey yapmak için hiçbir oy alamadı. Başka bir duruşma düzenlendi ve bu sefer görünüşe göre onu destekleyen yalnızca bir şey vardı. Kendisi için Agesilaos'un genel yaklaşımı halen geçerliydi. Ancak Agesilaos'un oğlunun sevgilisiydi ve görünüşe göre olaylara düşmanca tavır sergileyen Agesilaos onu savunan bir konuşma yapmak zorunda kaldı. Ve bu kez savunduğu şey oldukça basitti. Sparta'da herhangi bir şeyi başarma kabiliyetine sahip çok az kişi var. Ve bu yüzden Sfodrias'a hiçbir şey yapmamalıyız. Ancak bu başka bir işaretti ve inanılmaz sonuçlar doğuracaktı. Sfodriyasın baskınından sonra bazı Spartalı elçiler Atina'da rehine olarak tutuluyorlardı. Ancak Spartalılar, bakın, bizim bununla hiçbir ilgimiz yok. Bu tamamen Sfodriyasın kendi kendine yaptığı bir şeydir ve Sparta'ya geri döndüğünde cezalandırılacaktır dediler. Böylece Atinalılar, tamam dedi, eve gidebilirsin. Ama o gitmedi. Bu durumda Atinalılar artık Sparta'ya savaş açmak konusunda kararlıydı. Bu süreçte Spartalıların bu korkunç eylemlerinden dolayı tüm Yunanistan'da kendilerine karşı ortaya çıkan kızgınlık nedeniyle Sparta'ya karşı genel bir ittifak için hazırlıklara başladılar ve başarılı da oldular. Size daha sonra söyleyeceğim gibi ikinci Atina Konfederasyonunu bir araya getirdiler ve yeni bağımsızlığına kavuşan Teba ile bir ittifak yaptılar. Tebai gittikçe güçleniyordu ve bu bir kez daha ciddi olabilecek şekilde Sparta Yemenliği için büyük bir tehdit anlamına geliyordu. Ancak bu daha öncekinden farklı bir tehditti. Size bunu bir sonraki derste anlatacağım.